Arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kırmızı gözler. Kırmızı gözler ve çirkin yüz. İki farklı yaratık. Ve bu yaratıkların insanlara yaklaşması. İki insan. İnsan gibi görünen gözleri kırmızı, çok kırmızı, yüzü çirkin, bizim gördüğümüz insanlara benzemeyen, böyle çirkin, böyle yüzünde farklı böyle dikenler gibi, dikenler, büyük dikenler gibi ya da bir değişik bir yüz düşünün, böyle dudakları yukarıya bakın, böyle enteresan bir yüz, korkunç bir yüz düşünün ve bunu görmüş müsünüz arkadaşlar? Bu iki tane yaratığı görmüş müsünüz? Yani hiç küçüklüğünüzde ya da büyüklüğünüzde böyle bir varlığı görmüş müsünüz arkadaşlar? İşte bunu görenler lütfen yazsın arkadaşlar. Bu önemli bir konudur. İşte onlar. İşte onlar. Evet. Mehdi Aleyhisselam 313. Çok önemli arkadaşlar 313'ler. Peki bu varlık nerede yaşıyor, nerededir ve o nerede ortaya çıkmaktadır? O geceleri ortaya çıkar. İki kapı arasında yatmayın. Uyumayın. Allah sizi dilerse sizi çeker. Bazı kötü varlıklardan sizi kurtarır. Ayet-el Kürsi'yi de okumayı unutmayın. Bu kimdir? Bunlar kimdirler? Bu iki kişi hep beraber geziyorlar. İki ruhaniyettir bunlar. Kötü ruhaniyetlerden birileridir. Bunlar kimdir bunlar? İki tane. Kırmızı gözleri var. Tanırsınız onları. Ben bunlara şeytan demiyorum ama. Şeytanın güçlerden askerleridirler. Yani östürüs rütbelilerden diyelim. Ya da farklı bir varlıktır bu. Peki niçin çocuklarımıza musallat oluyorlar? Sebebi nedir? Çocuklara özellikle. Çocuklara dikkat edin ve çocukları iki kapının arasında uyutmayın arkadaşlar. Uyutmayın. Bu bizim önemli bir durumdu ve bu bizim tecrübelerimize, kendi tecrübelerimize dayanarak ben bunu anlatıyorum ve bazı bilgileri birleştirip ben bu videoyu yapıyorum. Yani bu video sadece bir tecrübeden yola çıkarak yapılmamıştı ve bu çok çok fazla şekilde tecrübelerle ben bunu size aktarmak istiyorum. Yani istedim ve bu video bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Peki bunları kim yönlendiriyor? İşte o kurban kesenler. İşte o kurban kesenler dediğim, yani Rablerine, yani kendi Rablerine kesenler. Yani kendi Rablerine kurban kesenler. Tamam mı? Hani Allah'a demiyorum. Allah'a kurban kesmek iyidir. Bazı kurban olayları vardı. Mesela kedi kesme olayları bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Ya da farklı durumlarda kesme olayları, kan akıtma olayları bilirsiniz. Hani bunlar biraz daha enteresan bilgiler. Yani bunu yaptıkları zaman bu ruhaniyetler etraflarına dolaşırlar. Yani bu şekilde kimisi kötü işlere bulaşabiliyor. Önemlidir. Ama biraz farklı bir konu var burada. Yani biraz da açabilirim konuyu ama gerek yok. Gerek yok. Şu anda gerek yok arkadaşlar. Ama size uyarım buydu. Dikkat edin. Yani frekanslarımızı yüksek tutalım. Bilinç düzeyimizi yüksek tutalım. Dua gücümüzü yüksek tutalım. İnsanlık yönümüzü unutmayalım. Kinci olmayalım. Hep bu kinlerden dolayı bize bulaşıyorlar. Kin, nefret, çok para hırsı, çok daha fazla her şeye sahip olayım meselelerinden dolayı hep açık hale geliyoruz. Onun için bize saldırabilirler. Çocuklarımıza da saldırabilirler. Yani sadece ben kötüyüm, işte ben yedim, içtim, eğlendim, milletin hakkını yedim, haram yedim, onu bunu yaptım diye, yani buna bana kar kaldı deme. İnsanın çocuğundan çıkabiliyor arkadaşlar. Yani İnsanın çocuğundan çıkabiliyor. İnanın lan.
Çok enteresandır bu. Enteresan bir durum. Yani kendi kanından birine zarar verebiliyor. Bunun için her zaman adaletli olun. Kimisi de bunu diyor. Diyor ki ben hiç haram yemedim. İşte iyilik yaptım da yine benim başıma bir sürü sorun geliyor. Onun için kendini methetmene gerek yoktur. Allah için yaptınsa unut. Kendini öne çıkarma. Yani ben iyilik yaptım da Allah bana niye iyilik vermedi? Bunun hesabını yapamayız. O Allah'ın katında olan bir sırdır. Eyüp Aleyhisselam kötülük mü yapmıştı mesela? Ona o kötülükten, o kadar sıkıntıdan sonra Allah bazı insanları denemek istiyor, denemek istiyor. Yani bazı insanları da denemek istemez, onu rahat bırakır, ömrü biter, cehenneme mi gider, cennete mi gider, o belli olmaz. Ama bazı insanları Allah denemek ister. Hem kötüyü de denemek istiyor, bazen de iyileri de denemek istiyor. Yani Allah insanlarla beraberdir her zaman. Yani bazen insanlara böyle bir oyun oynamak ister. Mesela yaşlı bir teyze düşmüş, bayılmış, senin de acil bir işin var, gitmek zorundasın. Orada sana bir sınav koyuyor önüne. Diyor ki hele bu kolum ne yapacak? Yani deniyor yani seni. Sen gittinse, onu aldınsa, götürdünse diyor ki benim kolum sınavı geçti. Herkes diyor ki Allah her şeyi bilir, her şeyi önceden bilir. Her şeyi bilir. O zaman benim arabayı durdurup da o yaşlı kadını alıp da hastaneye götüreceğimi de biliyordu. O zaman bu sınavların manası nedir? Demek ki Allah gerçekten de bizim yaptığımızı görmek istiyor. Hani bizi yaşatmak istiyor. Nefes almamızı istiyor. Terlememizi istiyor. Hayatın içerisindeki her şeyi yaşamamızı istiyor yani. Ağlamamızı istiyor. Gülmemizi istiyor. Evlenmemizi istiyor. Çocuklarımız olmasını istiyor. Öldükleri zaman ağlamamızı istiyor. Ya da gülmemizi. Ya bir şekilde bizi yaşatma. Yaşam bu yani. Yaşam. Biz robot değiliz yani. Bizi robot gibi yaptılar yani. Bizi robot gibi yaptılar. Bizi robot ettiler yani. Robot. Düşün yani insanlara bak. Adamların yüzüne baksana. Herkes bir tane robot olmuş. Robot gibi olduk. Ağlamak ayıp. Ağlama. Ayıptır. Gülme. Fazla gülme. İyi değil. Sesini çıkartma. Çok gülüyorsun. Kahkaha nedir ya o? Atma. Ya bu adam yürürken çok ayağını salladı. Köser ayakkabı giymiş. Ya bunu yapmayın. Ya bu. O zaman biz robot olduk. Robotlaştırdınız bizi. Bir insanın gülmesine bile tahammül edemediniz. İnsanların ağlamasına tahammül edemezsiniz. Her şeye bir dedikodu, her şeye bir laf. Adam ağlamak istiyordu. Ağlasın arkadaş. Allah onu yaratmış ki ağlasın. Ağlayacak göz vermiş Allah ona. Ağlarsa da ağlasın. Ağlama günahtır. Gülme fazla günahtır. Yüksek sesle konuşma öyledir. Bazen insan yüksek sesle konuşur, bazen insan yavaş konuşur yerine göre. Otobüs giderken ben ona yavaş mı sesleneyim? Sen bir otobüsün durması için yüksek sesle konuşur. Yani bu şekilde insanlar bir robot gibi bizi robota çevirmek istiyorlar. Açık ben söyleyeyim. Hani böyle hatta eskilerde böyle 90'lı yıllarda müzik piyasasında hep insanlar robot elbisesi giyerdi yani. Robot bu bir anlamdır yani bu bir manadır. İnsanlar bu değildir. İnsanlar böyle olamaz. İnsanlar eskiden bir mağarada otururdular, bir ateş yakardılar, insanlar etrafta otururdular. Kimin ne yiyeceği getirmişse o gün getirdiler, ortada bölüşürdüler, yerdiler. Hepsini bir kişi yemezdi. Ve göbekli insanlar yoktu piyasada. Hep sağlıklı yaşardılar. Bugün zenginler hep kaliteli yemek yediği için ve çok yediği için kilo alır. Oturur, spor yapamaz, hep parasını saymak için uğraşır, kilo alır. Fakir insan da daha çok ekmeğe saldırır, daha çok makarnaya saldırır diye kilo alır. Ya da hastalıktan dolayı alır, stresten alır. Ama eski zamanlarda böyle göbek sorunu yoktu yani insanlarda. Çünkü stoklama yok. Çünkü sağlıklı besleniyor günlük. İşte bir şekilde besleniyorlardı yani. Bugün dünyayı görürsünüz yani. Dünyada düşünsene. 2 katrilyon dolar parası olan adam marın para istiyor ya. Ya böyle bir şey olur mu? Ya sen ne istiyorsun? Dünya senindir ya. Dünyanın bütün
topraklarını alabilecek param var yani. Dünyanın bütün topraklarını alacak param var ya. Ya da yarısını. Yetmez mi? Adamların gözü farklı farklı şeylerde artık. O kadar da olmaz ki yani. Firavun bile bunu yapmadı yani. Firavun bunu yapmadı. Nemrut bunu yapmadı yani. Nemrut bir bölgenin kralıydı. Ama siz dünyanın kralı oldunuz. Yeter arkadaşlar. Oturun yerinizde bekleyin. Azap geliyor. Sabırlı olun. Yani daha fazla toplayayım. Daha fazla millet bana desin ki işte bu zengindir, işte bu akıllıdır, işte bu zekidir. Ya ne derse desin o geçici bir paradır. Senin ömrün kaçtı? Senin alacağın nefes sayısı kaçtır? Sen öleceğin zaman sen daha çok üzüleceksin. Hem dünyadaki bütün malını, mülkünü kaybettiğin için üzüleceksin. Hem de öbür dünyada çekeceksin. Yani bu kadar parayı mazlumlardan aldın yani. Mazlumlardan almasaydın o kadar para toplayamazdın. Çünkü büyük yere böyle bir sorun var. Bak şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki biz Süleyman peygamber de zengin değil miydi? Süleyman peygamberin şeriatinden misin sen ya da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatine mi bağlısın arkadaşlar? Bunu bir düşünün yani. Adam diyor ki Süleyman peygamber de zengindi. Ben de o zaman diyeyim ki Yakup peygamber iki tane kız kardeşle aynı anda evliydi. Ben de Yakup peygamberin örnek alayım. Oldu mu? Ben de iki tane kız kardeşle aynı evde aynı anda evleneyim. Sen de evlen. Herkes evlensin. Olur mu öyle? Allah her dönemin şeriatını ayrı ayrı getirmiş. Her dönemin dönemde gelen peygamberin şeriatı farklı. Mesela Musa aleyhisselamın şeriatı ile İsa aleyhisselam şeriatı arasında çok fark var. Musa aleyhisselam zamanında kadın kötülük yaparsa taşlanır ve öldürülürdü. Ama İsa aleyhisselam zamanında İsa aleyhisselam bunu benimsememiş, kabul etmemiş. Peygamber Efendimiz zamanında daha farklı bir şeriat ortadadır. Peki bize farz olan biz peygamberin ahlakında mı olmamız ya da daha önceki peygamberlerin ahlakında mı olmamız? Kendi yaşantılarını. Ya Süleyman peygamber gibi olabilir misin? Süleyman peygamber o kadar zenginken karıncaya bile durdu. Yani karınca önüne geçerken ordusunu durdurdu. Onun gibi olabilir misin? Senin cebine iki kuruş gidince sen babanı tanımıyorsun. Yani sen nasıl onu kendine kıyaslıyorsun ki? O kadar zengin bir krallığın içinde maaş alıyordu yani. Kendi maaşını alıyordu. Hani bir kere örneklendirme bile yanlış. Bizi ilgilendiren Peygamber Efendimiz'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün parasını Beytülmal'a vermiş. Bazı kızı aç kalmış. Hazreti Fatıma annemiz aç kalmış. Hazreti Ali'nin evinde ekmek yokmuş. Kendisi bazen aç kalmış. Ama her zaman da aç değil yani. Bazen olmuş hani. Hani saltanatını korumamış. Bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 7 dirhem kalmış malı. Bazı rivayetlere göre 13 tane altını kalmış. O da farklı bir konu. Hani 13 altın bile olsa bugünün parasıyla diyelim ki 50, 60 ya da 100 milyar paradır yani. Bugün öyle bir parası varmış yani. Bir de bir başkan düşünün yani. Düşünün ki İslam'ın bütün savaşlarda kazandığı paralar elinde yani. İstese gene her şey yapardı o parayla. Ama hepsini dağıtmış yani. Ve Ebu Sere diyor ki görüyor musun bu dağı? Evet diyor ya Muhammed görüyorum. Diyor ki işte o kadar altınım olmuş olsaydı ben hepsini avuç avuç dağıtırdım. Avuç avuç dağıtırdım diyor. Toplamazdım. Peygamber Efendimiz bir hadisen diyor ki işte bir ağacın gölgesinde oturur gibi işte dünya hayatı bu kadar kısadır. Hani hiç takmayın diyor. Hani o kadar mala mülke tamah etmeyin. Kendi imanınızı satmayın. Şeytanın para şeytanın bir aracıdır. Şeytan bir parayı aracı olarak kullanır. Ama demek ki parayı doğru yolda kullanırsan o zaman iyi kullanmış oluyorsun. Ama kötü kullanırsan kötü kullanıyorsun. İşte burada kullanma meselesi önemli. Kılavuzu bileceksin. Yani yolu bileceksin. Yolunda yürüyeceksin. Evet arkadaşlar bunu biz ne anlatıyoruz? İşte bu varlıklar bu şekilde insanların içerisine bu şekilde sıkıştırabiliyor, kendini sıkıştırabiliyor yani. Kırmızı gözlüler. Kırmızı gözlüler. Bunu bu şekilde söyleyelim. Kırmızı gözlüler, doyumsuz insanlar neye hizmet ettiğini bilmiyorlar yani. Gerçekten de bilmiyorlar. Yani
nurani varlıklarla içli dışlı değiller yani. Bunu söylemek istiyorum. Ama kendilerini de nurani zannedebilirler. O da şeytanın düştüğü hataya düşebilirler. Şeytan da kendisinin cehenneme gireceğini düşünmüyordu. Hani işte bir ses duyuldu. Dediler ki bir melek Allah'ın emrine karşı gelecek. Bir rivayettir. Azazil bunu duyunca dedi ki nasıl olur diyor. Kim Allah'ın emrinden dışarı çıkar? Kim Allah'ın emrinden dışarı çıkabilir? Tabi Allah'a yakın olduğu için ve ilim sahibi olduğu için, ibadetlerinde olduğu için hiç kendi üzerine almıyor. Yani almıyor yani kendi üzerine. Allah her şeyi bilendir. Allah onu ortaya çıkarınca şaşırıyor. Yani bu kadar kibire gerek yok arkadaşlar. Hepimizde hatalar var, günahlar var. İnsanız. Bir kere de kendimizi bir eleştirelim ya. Bir kere bir eleştirelim. En çok kendinizi eleştirin yani. Hep böyle iyi tarafımız da var, kötü tarafımız da var. Allah bizi korusun, Allah bizimle olsun. İyiliğe bizi meylettirsin. İyi olmaya çalışalım, iyi olalım. İnsanları kırmayalım, insanları sevelim. Bütün ırkları sevelim, bütün dinleri sevelim, bütün mezhepleri sevelim. Düşmanlık yapmayalım. Şia, Ehl-i Sünnet arasındaki savaşlar binlerce yıldır devam ediyor. İnsanlar ölüyor, aileler perişan oluyor. İnşallah dünyaya güzel sevgi ve güzel bir dünya olur yani. Böyle mutluluk içerisinde bir dünya insanoğlunu bekler. Eyvallah arkadaşlar.